Av TV'den yepyeni bir programla karşınızdayız. Şu an Adana Karataş ilçesi Bahçe Plajı'ndayız. Adana Surf Olta Balıkçılar Kulübü'nün Surf Casting turnuvasına katılmaya geldik. Hep birlikte izliyoruz. Bu hafta düzenlemiş olduğu hafta sonu etkinliğine arkadaşlarla beraber katıldık. Aslında bizim bir amatör balıkçısı olarak yani bir stres atma yönünden çok güzel geçti. Av da güzel, verimliydi. Evet. İnşallah dereceye gireceğiz. Çupra, mırmır, dil balığı. Yani çeşit de çoktu, balık da çoktu bugün. İsmim Fikret Sevgi. Adana Surf Olta Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Derneğimiz balıkçılıkla ilgili. Olta balıkçılığı yapıyoruz. Genelde surf casting sporu üzerine çalışmalarımız oluyor. Turnuvalarımız oluyor. Milleti bu spor üzerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an neredeyiz başkanım? Şu an Adana Karataş Bahçe Plajı'ndayız. 2000 metre uzunluğunda yarışmacı kulvarımız var. 20'şer metre arayla. İkişer kişilik takımlar halinde oluyor yarışmalarımız. Bu yıl 1. Asop'ta surf casting turnuvasını düzenliyoruz. Peki başkanım, ne tür balıklar çıkıyor? Şu anda ne kadar çıktı? Şu ana kadar 300 civarında balık kaydımız var iki etapta. Genelde çupra, levrek, mırmır, sargoz gibi Akdeniz balıkları çıkıyor. Limit altı olanlar geri salınıyor. Belli limit aralıklarımız var. Bu şekilde Akdeniz balıkları çıkıyor. Şu anda en büyük balık 27 santim çupra. Her balığın kendine göre puantajı var, çarpan olayı var. En değerli balık listemizde çupra olarak gözüküyor. Arkasından levrek, sarkoz, mırmır bu şekilde takip ediyor. Her balığı santimine ve çarpanına göre birbiriyle çarpıp toplama yaptığımız zaman takımların puantajı çıkıyor. O şekilde de sıralamayı yapıyoruz. Casting sporu en kısa 3.90 ve üzeri kamışlarla yapılıyor. 8000 kafa büyük makinalarla. Bu sporda amacımız ne kadar uzağa atabilirsek daha derin mesafelere ulaşacağımızdır. O amaçla uzun kamışlar ve ağır gramaj kurşunlar kullanıyoruz. Genel şekilde balık dalga kırılma noktasının arka bölgesinde olduğu için, bu da ortalama sahilden 100-120 metre uzaklıkta olduğu için mümkün olduğu kadar o uzaklıktaki erimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Surf casting'in amacı budur. Siz de etkinliğimize hoş geldiniz bu arada. Elimizden geldiğince insanları kaynaştırmak, bütünleştirmek amacıyla bir aradayız. Güzel balıklar çıkıyor. Biz limit altı balıkları suya iade ederek sürdürülebilir avcılığı devam ettirmek birinci amacımız. Daha sonra bunu ailecek, başta çocuklar olmak üzere bunları aşılayarak ileride doğru avlanma, yasal boyutlarda balıkları alık koyma tabii ki. Bu şekilde etkinliğimiz devam ediyor. Ben 30 senedir avcılıkla uğraşıyorum. Yani Adana bölgesinde yapılan bütün etkinlikler genelde hedefine ulaşıyor. Özellikle bu etkinlik ilk defa Karataş'ta bu kadar katılımlı bir etkinlik görüyorum. Yani çok o pozitif, olumlu ve hiçbir sorun yok. Her şey çok güzel yani. Kesinlikle. Herkes eline sağlık. Çok iyi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, rast kessin. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Nasıl geçiyor? Verimsiz. Bak elim ısırıyor yalnız. Nereden katıldınız? Adana'dan. Evet. Vallahi bu tür etkinlikler bana göre faydalı. Ya en azından birbirlerimizi tanıyoruz. Balıkçı arkadaşlarımızı burada öğrenmiş oluyoruz.
arkadaşlar. Anadolu Surf Casting Derneği'nin kurucu başkanıyım. Ayrıca da Avrasya Federasyonu'nun başkan yardımcısıyım. Oğlum Tayfun Avşar. O da Türkiye'nin en küçük surf castingçisi diyebiliriz. Yaklaşık 2 aydır, 3 aydır sevgili Fikret Başkanım ve ASOP'ların yönetim kurulu üyeleri çok özverili bir şekilde çalışarak bugünkü etkinliği nihayet sonlandırdılar. Alınların akıyla çıktılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani şu anda burada Antalya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Mersin'den, Tarsus'tan, Antep'ten birçok yerden yaklaşık 100-150 yarışmacı var. Ve yanlış bilmiyorsam şu anda 5 tane de dernek burada destek veriyor. Evet. İnşallah bu tip etkinlikler devam edecek. Bu 10 yıllık bir süreç. Türkiye'de surf casting ile avlanmanın şey yaklaşık bir 10 yıl. İnşallah daha da artacak. Daha da gelişeceğiz. Zaten birazdan yarışma bittiğinde bu kumsalda muhtemelen en ufak bir çer çöp kalmayacak. Bu da bizim neden burada olduğumuzun bir başka nedeni. Artı yanılmıyorsam 150-200'e yakın balık bırakıldı sabaha kadar. Bizim amacımız canlıyı öldürmek değil, bu işten mümkün olduğu kadar keyif almak ve çocuklarımıza bu balıkları yakalatmak. Bir ilk oldu. İnşallah devamı da gelir. Güzel bir organizasyondu. Limitler üstünde balıklar tutuldu. Limit altı balıklarımız salındı. Doğayı ileriki zamanlardaki avcılığı sürdürülebilmek için. Yani bunda bütün hobidaş arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Çünkü limit altı balık çok tutuluyor. Ne oldu? Biz devamlı tuttuk saldık, tuttuk saldık. İlerleyen zamanlara bir adım daha öteye gittiğimizi düşünüyorum inşallah. Bu organizasyonda av TV olarak size de teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen organizasyonlarda gene sizi aramızda görürüz. Peki, teşekkür ederim, iyi günler. Ben Adana'dan katılıyorum. Murat Elik, ASOFTER yönetim kurulu arkadaşlarımızın daveti üzerine bu yarışmaya katıldık. Ailemizle geldik. Çok evet. Keyifli, çok zevkli bir yarışma. Yani bütün balıkçı arkadaşlara ve bütün yarışmacı arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Var mı balık? 4 tane tuttuk ama pek de istediğimiz gibi olmadı. Biraz limit altıydı. Geri bıraktık. Evet, aynen denize geri saldık. Yani biraz olsun denizi balığı düşünmek lazım. Yakaladığımız ufak balıkları eğer limit altıysa geri salmamız lazım geleceğimiz için. Evet, daha güzel, daha eğlenceli oluyor. Hem ailemizle, hem arkadaşlarımızla, hem geziyoruz, hem eğleniyoruz, balığımızı tutuyoruz. Daha zevkli, daha güzel oluyor. Günaydın. İyi gidiyor. Güzel bir organizasyon. Tevfik kardeşim, ASOPTER Başkanı, kurdukları yeni dernekle güzel bir etkinlik yaptılar. Ülkenin birçok bölgesinden amatör oltacıları bir araya getirmeyi başardılar. Biz de burada bulunarak yarışmaktan ziyade kendilerine destek olmak için geldik. Oltalarımızı attık.
Gördüğünüz gibi yedik, içtik, eğlendik, hoşça vakit geçirdik. Teşekkür nasıl ediyoruz. Balık durumu fena değil. Çok büyük balıklar olmamasına rağmen limit üstü, yani tebliğe uygun şekilde avlanan balıklar çıktı. Tahminim derece yapacak sayıda balığa ulaştı yarışmacılar. Onun da sonuçlarını biraz sonra hep beraber göreceğiz. Bunun olmasının en büyük gerekliliği veya amacı şu: amatör olta balıkçılarının tebliğe uygun, amatör ruhuna, disipline, etiğine uygun şekilde avlanmalarını sağlayabilmek amacıyla bu tür organizasyonların yapılması lazım. Bu şekilde insanların bilinçlenmesi lazım. Bununla birlikte de deniz kenarındaki mesela Karataş gibi benzer yerlerin bu şekilde bir turizm ivmesi kazanması gerekiyor. İnşallah bunları hep beraber birlikte başaracağız. Merhabalar, Ali Bilgiç ben. Antalya Poyrazpaşa av takımının kaptanıyım. Ekibimizle beraber Antalya'dan geldik. Burada Adana Karataş Bahçe Plajı'nda ASOPTER, Adana Surf Olta Balıkçıları Derneği'nin düzenlediği turnuvaya katıldık. Sağolsun Fikret Başkanımız bizi onurlandırdı, davet ederek biz de iştirak ettik. Güzel bir etkinlik oldu. Dün öğleden sonra saat 5'ten beri buradayız. Nesiller boyu sürdürülebilir balık avcılığı için birbirimizi destekliyoruz. Ulusal düzeyde bu tip aktiviteleri destekliyoruz. Çocuklarımızın, onların çocuklarının da balık avcısı olabilmesi, balık tutabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Limit üstü avlarımıza dikkat ediyoruz. Tehlikede olan türleri geri salıyoruz. Bu şekilde nitelikli av yapmaya özen gösteriyoruz. İnsanlara da bunları tanıtmaya çalışıyoruz. Yeni başlayanlara eğitimler veriyoruz bu şekilde. Antalya'da büyük bir kitlesel av topluluğumuz var. Yine bu şekilde aktivitelerimizi de yapıyoruz. Toplu avlarımızı yapıyoruz. Sizi de Av TV'de müsait olduğunuzda Antalya'da avlarımızla ağırlamak isteriz. İnşallah. Şeref verirsiniz. İnşallah. Wants to live in a city, moved out there when he was just 17, just 17. And no, I'm not prepared, no, I'm not prepared. My heart's beating really fast, really fast. But I wanna go there, but I wanna go there. Let's walk a little further, you know I wanna be here. Tuncay Çetin, Antalya'dan katılıyoruz. ASO ekibiyiz. Etkinlikten memnunuz tabi. Dostlarımız yapıyor en nihayetinde. Onları olduğu için de biz de buradayız. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an atış tamam, yarışıyoruz. Evet, atış yarışı yapıyoruz kendi aramızda. Bakacağız. Yani 150 civarları. Çıkabilirsek üstüne çıkacağız. Photos in black and white, they're up on his walls, on his walls. No, I'm not prepared, no, I'm not prepared. My heart's beating really fast, really fast. But I wanna go there, but I wanna go there. Let's walk a little. I wanna go.
Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bravo başkan. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmayan, başta Karataş Belediyesi, Sayın Belediye Başkanımız Boğaçan Ünal Bey, Sayın Yüreğir Kaymakamımız Fatih Genel Bey, Askoder, Tasokder, Asso, Gasokder, Ceyokder, Çubader ve Poyrazpaşa takımlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. İlk olarak sözü Sayın Belediye Başkanım bırakıyorum. Sizlere bir teşekkür etmek istedi. Buyurun. Evet, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Karataş Belediye Başkanı olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve ev sahibi Belediye Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu türde etkinlikler inşallah önümüzdeki yıllarda devam ederse, ben inanıyorum ki hem Karataş'ın gelişmesine hem tanıtımına katkı koyacağını düşünüyorum. Bu anlamda gücümüzün yettiğince sizlere destek olacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Spor kulübüne çok teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Yüreğir Kaymakamımız Fatih Genel Bey de sizlere teşekkür etmek istedi. Hepimizin sesini duyurmak açısından yeni kurulan av kanalımız var malumunuz. Onları da tebrik ediyorum. Sayın Başkanım, avcı camiası çok entelektüel bir kesimdir. Ben de avcıyım efendim. Yani o zaman biliyorsunuz Türkiye'nin en böyle çevreci, çevreye duyarlı, canlılara duyarlı insanlarıdır avcılar. Hem kara avcıları böyledir, hem deniz avcıları, oltacılar böyledir. Nereden biliyorsun derseniz, ben de bir oltacı olduğum için acizane. Ben tabii sörf değil de atçek ağırlıklı çalışıyorum. Spin, daha teknik deyimiyle. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar, sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizleri karşımda gördüğüm için çok mutluluk duyuyorum. Daha önce de bazı organizasyonlarda, bazı yarışmalarda birlikte olduk. Bazı dostlarla burada bulunan. Mesela İzmir Mordoğan'da, değil mi? Olmuştuk. Şimdi buradayız. İnşallah bu organizasyonun gelenekselleşerek devam edeceğine inanıyorum. Tekrardan emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Dereceye girenleri şimdiden kutluyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza plaketini vermek için ben kendimi takdim ediyorum. Sayın Kaymakamımız Fatih Genel Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Sağ olun. Beraber buraya bakalım. Buraya bakalım. Şöyle. İyi mi? Harika. Teşekkürler. Ayrılma. Üçüncü sıra. 11 numara. Murat Umut, Mahmut Leventerler. 14.875 puan. He's one in a million. I don't know when I'll be seeing him again. Wants to live in a city, moved out there when he was just 17. Just 17. İkinci sıra, 69 numara, Hasan Bolat, Murat Gülter, 15.050 puan. But I wanna go there, but I wanna go there, let's walk a little further. You know I wanna be here. On 6.310 puan. 70 numaralı kulvar. Kazım Gülter, İlker Süer. Bravo.
Alanya'dan gelen bir misafirimiz de buradaydı. Çay candır diyerek bizi yalnız bırakmayan İsmail abim buraya davet ediyorum. So politely on best behavior when he's walking with me, walking with me.